Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve burada ne yazıyor? Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yeni sezon, 4. sezon 2016-2017. Bugün biz buraya niye geldik? Çünkü 2016-2017 sezonunun Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde lansmanı var. Bana da davetiye yolladılar. Lansman dediler. Lansman Fransızca. Lansman. Bu çok havalı bir şey olmaya başladı. Son zamanlarda herkes lansmana gidiyor, lansman yapıyor. Fransızca bir şey aslında toplantı, davet, tanıtım demek. En doğrusu tanıtım demek. Basın toplantısı, basın tanıtımı daha doğru olacak. İşte basın şu anda aşağıda yerini almış durumda. Gördüğünüz gibi bir sabah kahvaltısı. Bu basın lansmanı denilen şeyler genelde sabahları olur. İşte basın gelir, yeni sezonu tanıtırlar filan. Gördüğün gibi Motto Müziğin böyle bir ayrıcalığı var. Lansmanlara geliyoruz biz. Lansman, basın lansmanı. İnelim. Bu arada hemen göstereyim, bu olağanüstü çekimi şu hızlı hızlı koşan kişi yapacak. O kim? O bir KTS. O KTS. KTS şu anda beni duyuyor çünkü kulağında ben varım ve ben şu anda onu çekmeyi tercih ediyorum. Basın toplantısında Performans Sanatları Merkezi'nin bu seneki etkinliğiyle ilgili ilk söyleşimi KTS ile yapacağım. Kemal Toroğlu Sümer. Evet abi. Sizce bu sene Zorlu Performans Sanatları Merkezi bize nasıl bir seçki sunar? Bak seçki burada iyi gidecek. İyi. Nasıl bir seçki sunar? Bence geçen seneyi aratmaz. Çünkü Zorlu Performans Sanatları her sene üstüne daha çok bir şeyler katarak devam ediyor. Bu sene de geçen senekini aratmadan zamanın ötesinde müthiş bir iş olacakmış gibi geliyor bana. Sen bir şey diyeceğim. Geceleri yatarken röpşambır mı giyiyorsun? Öyle bir tipe benzemeye başladım. Lansman seni. Bunları ben çalıştım. Lansman. KTS ile başladık. İşte şu anda bütün ekip yerini almaya başladı. Ekip dediğim kim? Ekip dediğim Türkiye'de aslında müziğe yazdıklarıyla, katkılarıyla, düşünceleriyle yön verenler. Gazeteciler gelmeye başladı. Şimdi sen sanıyorsun ki ben sana sürekli gazetecilerden, lansmandan, zorludan bahsedeceğim. Alakası yok. Lansmanın en güzel yanı bedava kahvaltı var. İşte lansmandan çok özel görüntüler. Zorlu Performans Sanatları Merkezi hiçbir masraftan kaçınmayıp bakın, bakın küçük küçük müsliler. Şimdi aç olan vardır. Ulaşamayan vardır. Hiç böyle şeyleri ne olur gönül koymayın. Niye bu adam? Zaten bu kadar gördün. İki kere gittim geldim bitti. Ne olur böyle şeylere gönül koymayın. Biz de Motto ekibi olarak işte böyle doyuyoruz. Şimdi izninizle birazcık iki elim birden dolu devam edemeyeceğim. Mikrofonu KTS'ye veriyorum. Ve ben devam ediyorum. Ama genel olarak müzik konuşacağız. Onda bir sıkıntı yok. Genel olarak müzikten geldim. Bu olmayacak, bu çirkin bir şey. Bir de gerçekten bunu anneler söylerdi ya, o doğru. Ağzın doluyken konuşma çocuğum. Hele lansmanda hiç yap. Lansman. Tabii ki yeni sezonda neler olacağını basın merak ediyor. Ama sadece basın merak etmiyor. Burada çok değerli müzisyenler de var. Bazısını böyle yakalamak lazım. Otur kalkma. İşte şu anda lansman öncesindeki o ilk dakikalardaki sedaları, o müziğin güzelliğini bu mahcup hanımefendiyle beraber yaşıyoruz. Nilipek'le beraberiz. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasıl geçti yaz? Güzel geçti ya. Nasıl olur bu sene Zorlu Performans Sanatları Merkezi müzisyen açısından neler ifade ediyor, sizin açınızdan neler ifade ediyor? Bizim açımızdan çok kendimizi çok iyi duymak ve çok iyi bir izleyiciye çalmak. Ses sisteminden bahsediyorsun, evet, değil mi? Evet. Doğrudan teknolojik bir şeyden bahsediyorsun, teknik altyapıdan bahsediyorsun. Gerçekten buranın teknik altyapısı biz yani dinleyici cephesinden de çok iyi. Özellikle de sizler gibi nüanslı müzikler yapanlar için o araları duymak, detayları duymak, sessizlikleri duymak çok iyi. Ben sana sorup niye ben cevap verdim ki her şeye? Olsun, ben pası attım. Ya ukalalık çok kötü bir şey. Duramıyorum. Hem gevezeyim hem ukalayım ya. Böyle oturup seyredelim o zaman. Şunu kaldırayım. Thank you.
tartışılmayacak bir AVM kültürü var ve bu AVM kültürünün içinde kültüre katkı başka bir değer kazanmaya başladı. Bunu sağlayan AVM'ler ya da bunu sağlayan yapılar elbette bizim de radarımıza giriyor. Biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte Zorlu'yu ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin 4. sezonunu bu yüzden önemsiyoruz. Neyse, sen şimdi bunlarla hiç başını ağrıtma çünkü biliyorum başka bir şey istiyorsun. İstediğin de bu. Mix Festival geliyor 30 Eylül 1 Ekim arasında. Arasında dedim, 2 gün üst üste yani 30 Eylül ve 1 Ekim'de 2 günlük bir festival var. Festivali ben şöyle bir sana göstereyim istiyorum. Bunlar sadece bir miktarı. 30 Eylül Cuma ve 1 Ekim Cumartesi'nde gerçekleşecek festivalde göreceğimiz ve duyacağımız, dinleyeceğimiz isimlerin sadece bir miktarı. 4 ayrı sahne, ana sahne, drama sahnesi, dışarısı, fuaye, her yer müzikle dolacak. Saat 7'de başlayacak, geceye kadar sürecek ve çeşitli sahnelerde farklı grupları, farklı müzik disiplinlerini dinleyebileceksiniz. Yani Erdal Erzincan da burada olacak, Niyazi Koyuncu da, Ahmet Arslan da burada olacak, Luxus da burada olacak, She Passed Away de burada olacak, Elif Çağlar da burada olacak. Gerçekten acayip bir şey olacak. Sen de burada olacaksın. Şimdi, tabii canım, anladın durumu. Şimdi, geçen sene Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde seyrettiğin ya da çok seyretmek isterdim ama para yoktu, durum fenaydı, gelemedim ama gelmek mümkün olsaydı ona giderdim dediğin konserlerin adını yaz. Aşağıya yorumlara yazıyorsun. Geçen sene Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde görmek istediğin, göremediğin ya da gelip gördüğün ve çok beğendiğin o konserin adını bize yaz. Biz de burada en beğenilen, en çok istenen, en çok izlenmek istenen konserler konusunda bir istatistik yapalım kendi içimizde. Bunu da onlara bildireceğiz tabii, merak etme. Ve o yazanların içinden bir çekiliş yapacak Bilge. Bilge. Merhaba. Bilge çekiliş yapacak. Bu konuda acayip hakkaniyetli. Gerçekten böyle rastgele bir çekiliş yapıyor ve o rastgele çekilişten sonra, çekiliş yapıldıktan sonra iki kişiye ikişer kişilik, yani sevgilini, arkadaşını, kimi istiyorsan alıp geleceksin. Hem de iki günlük vereceğiz. İki güne de katılabileceksin. İki kişiye iki kişilik, iki günlük Mix Festival için davetiye veriyoruz. En sevdiğin konser, geldiğin ya da gelmek istediğin konser. Neredeyiz? Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yeni sezon lansmanındayız. Bu sezonda ilk müzikalimiz şaşalı, gösterişli bir prodüksiyonla West Side Story ilk defa geliyor Türkiye'ye. Broadway müzikalleri meraklılarının oldukça beğeniyle serecekleri bir müzikal olacak. Müzikallerimizin dışında Family Entertainment dediğimiz aile şovları da devam edecek. Bu sezon caz müziğe çok çok önem veriyoruz. Bahsetmek istediğim önemli başlıklardan bir tanesi de festivaller. Bunlardan ilkini 30 Eylül 1 Ekim'de gerçekleştiriyoruz. Mix Festival. Adından da anlaşılacağı üzere çok farklı müzik türlerine dokunan bir festival olacak. Büyükev Abluka'dan Ceza'ya, Gaye Su Akyol'dan Sattas'a, Oyvoy'a kadar yerli gruplar da Mix Festivalimizde sahne alacak. Diğer önemli işimiz uzun senelerden beri hayalini kurduğumuz ve üzerinde gerçekten çok yoğun bir şekilde çalıştığımız Barcelona bazlı Sonar İstanbul. 24-25 Mart'ta Sonar İstanbul'u Charm Müzik'le birlikte gerçekleştireceğiz. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin bütün alanlarını kullanacağımız bir festival olacak Sonar İstanbul. Bir başka festivalimiz şimdilik kod adı PSM Jazz Festivali dediğimiz 3 ve 12 Mayıs tarihleri arasında yine PSM'nin farklı salonlarını kullanacağımız bir festival olacak. 3 Mayıs'ta festivalin açılışını Michel Camilo ve Tomatito yapacak. 12 Mayıs'ta da Chick Corea ile festivalimizi kapatacağız. Bir başka serimiz, geçtiğimiz sezon Lord of the Rings'in ilk gösterimini yapmıştık burada. 100 kişilik bir orkestra ve 80 kişilik koro ile çok ilgi gördüğünü gördük bu başlığın. Ve yeni 4 tane şovla anlaştık. İlkine Ekim ayında Titanic ile başlıyoruz. Titanic'ten sonra Amadeus, Aliens ve Lord of the Rings'in ikinci filminin canlı gösterimleriyle bu seriye devam edeceğiz. Sonbahardan itibaren bu başlığa farklı isimler de ekleniyor olacak. Bu sezonki en önemli yeniliklerimizden bir tanesi yeni bir mekan doğuruyor Zorlu PSM kendi bünyesinden. Yaklaşık 600 kişilik stüdyo ismini taşıyacak bir mekanımız oluyor. Bunun da
ilk etkinliği Eylül sonunda Mix Festivali ile birlikte olacak. Programımızın dediğim gibi ilk bölümünü açıkladık diyebilirim açıkçası. Devamı gelecek. Devamını tekrardan sizlerle paylaşacağız. İki yanımda iki Gülşah'la Radyo Eksen cephesinden bakalım istiyorum konuya ve müzik dünyasının bilir kişileri, daha doğrusu akil kişileri cephesinden. Nasıl Gülşah, iyi mi? Her şey iyi gidiyor mu Zorlu cephesinde sence? Estağfurullah önce. Bence iyi olacak her şey. Biz elimizden geldiği kadar her zaman olduğu gibi yardım ediyoruz ve her zaman da yardım etmeye devam edeceğiz. Bu alternatif müzik açısından Radyo Eksen'in desteğini göreceksiniz bundan sonra da. Böyle konserler, organizasyonlar, festivaller olduğu sürece biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çünkü insan müzik dinleyerek kendini çok daha iyi hissediyor. Bir şey diyeceğim, ben bilmediğim için soruyorum. Ayrıca bunu öğrenmek de hoşuma gidecek. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin kadrosu Murat Abbas başta olmak üzere müzik konusunda nitelikli, donanımlı isimler ama Radyo Eksen'in bu konudaki belirleyici rolü tartışılmaz. Fikir alışverişi oluyor mu aranızda? Ya şunu getir, bu iyi gidiyor, bu kötü gidiyor, böyle oturup sohbetler oluyor mu? Bu son dönemde olmadı ama Murat Abbas'la biz önceden de çok her zaman konuşuyorduk. Yani ben birisini bulduğum zaman mutlaka söylüyorum bir organizasyon yapan insanlara. Bu çok iyi, bunu mutlaka getirin, bunu mutlaka değer verin. Yani bu çok yükselecek, parlayacak gibi. Tabii yani zaten eskileri bilen biliyordur da yani yeniler konusunda mutlaka... Ya açık yüreklilikle söylüyoruz. Hani hiç kendimize saklamıyoruz. Mutlaka iyi olur. Çünkü hepimize bunun faydası. Gülşah. Gülşah'tan Gülşah. Bu arada şunu göstereyim. Tabii ki lansmana gelince ne yapıyorsun? Bez çantayı kapıyorsun. İçinde yeni sezonun programı var. Ben çantama bakarım. Seni heyecanlandıran neler oldu? O açıklanan isimlerden sonra birçok isim de açıklanamadı aslında. Öncelikle önümüzde çok çeşitli, zengin bir program var. Hem caz müzik severleri sevindirecek, hem tiyatro severleri. Bizim açımızdan da indie alternatif sahnesine ağırlık verilecek. Stüdyo diye bir yeni bir sahne açılıyor. Indie müzik severleri ve alternatif müzik severleri çok mutlu edecek bir programa sahip. Aynı zamanda elektronik müzik de bu sene programlarında yer buluyor. Çok heyecanlıyız. Çok çeşitli bir program. Güzel olacak. Şimdi Radyo Eksen kadrosunu bulmuşken hemen çıkarcı bir kişi olarak, bak düşün, çantasına böyle sarılan bir insan nasıl çıkarcı olmaz? Eksen partileri ne zaman başlıyor? 29 Ekim'de ilk partimiz başlayacak inşallah. Eksen partilerine davetiye verecek misin Motto Müzik izleyicilerine? Tabii ki, neden olmasın. Bak ilerleyen günlerdeki videoları seyret, sözü aldık. İlerleyen günlerde Eksen partileri, ki İstanbul'da yaşayanlar biliyor, efsane partiler. İşte DJ'ler yanımda, ikisi en azından yanımda. Efsane partiler, onlara da davetiye vereceğiz. Zorlu ile ilgili bir anım var mı bu lansman gününde? Zorlu'da Burhan Açal konser verecekti. Konser öncesi röportaja gittik, evine gittik, Sarıyer'deki evine. Ben bu Türkiye'nin bugünkü ritmini çalabilir misin dedim ona. Tabii çalarım dedi, Zorlu'daki konserime gel. Konserin son bir dakikasında dedi, Türkiye'nin bugünkü ritmini çalacağım dedi. İddialı ha? Yani. Evet, geldim, bütün konser boyunca bekledim. Herhangi bir şey hissetmedim yani. Konser bitti, kulise gitti Burhan Öçal. Yani çalmadı hani. Sonra ben de kulise gittim. Hani Türkiye'nin ritmini çalacaktın dedim. Aa çaldım ya dedi, sen fark etmedin mi falan. Ama bazı beni kandırıyor yani. Türkiye'nin ritmini falan çalmadı. İşte kulise de öyle oturduk yani. Türkiye'nin ritmini. Bu muydu adı? Anı süpermiş ya, Türkiye'nin ritmine. Ama sen... Türkiye'nin ritminde zorlandık yani. Yani ne bileyim, öyle sert bir ritim bekliyordum ben en azından. Hiçbir ritim çalmadı. Böyle bir Zorlu'da bir Türkiye'nin ritmine dair anı. Bir anımız var. Anıya bak ya. Ben gidiyorum. Yazık ya, düşün, anısı bu yani, ne yapsın? Bu çok saçma. Ama başaracağız, az kaldı. Murat Abbas hem şöyle 3 sezonu bir değerlendirdi, hem de 4. sezona giden yolda neler olacağının sinyallerini verdi. Sinyaller diyorum çünkü aslında daha çok şey var değil mi Murat? Yani bir kısmını anlatabilir. Oldukça fazla şey anlattık aslında bugün.
sizin de şahit olduğunuz gibi 7 dakika 40 saniyelik bir tanıtım filmi oldu ama ona rağmen burası o kadar yoğun bir programa sahip ki bugün ancak bir kısmını açıklayabildik. Daha epeyce bir açıklayacağımız program var. Murat, şimdi tabii ki Zorlu Performans Sanatları Merkezi deyince çokça müzikaller, özellikle ilk iki sezondan gelen bir bilgi bu ve ondan sonra da konserler ilgi çekiyor. Belki bu konuda isimler istiyor insan ama ben Yekta olarak iki şeyle çok yakından ilgilendim. Birincisi, yeni bir mekan bu sene başlatıyorsunuz. İkincisi, yeni mekanları başlatmak konusunda ofisleri yıkıp oraları küçük black box belki tiyatro sahneleri yapmak konusunda bir fikrini açıkladın, bir düşünceyi açıkladın. Onu biraz altını çizer misin? Tabii, ilk önce yeni mekanımızdan çok kısaca bahsedeyim. Zorlu PSM bünyesinde benim kişisel olarak en fazla beğendiğim mekanlarımızdan bir tanesi Stüdyo ismini taşıyan bir mekan. Burası aslında geçmiş yıllarda da kullanıldı. Albüm kayıtları için kullanıldı, mini tiyatrolar için kullanıldı. Tek tük konserlerde de kullanıldı. Ama bu mekan çok daha fazlasını aslında vaat eden bir mekan. Yaklaşık 600 kişilik bir mekandan bahsediyoruz. Burada haftanın 4 günü müzik ağırlıklı bir program yapacağız. Geri kalan 3 gününde de tiyatro ve Royal Opera'dan canlı yayınlar olacak. Daha genç bir mekan. Stüdyo ismini taşıyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin bugüne kadarki takipçi kitlesinin biraz daha genç kısmına bakan bir programa sahip olacak yeni mekan Stüdyo. İlk olarak Ekim'in başında başlıyoruz buradaki programlara. Sonrasında bomba gibi geliyor, devam edecek. Tiyatrolarla ilgili ise projemiz şu. Ben buraya göreve geleli 1,5 sene oldu diyebilirim. 1,5 senede şunu gördüm. Ve beni çok sevindirdi bu gördüğüm şey. Tiyatrolara muazzam bir ilgi var. Hem seyirci tarafından ilgi var, hem oyunların kendisi tarafından çok fazla ilgi var. Burada çok fazla oyun sahne almak istiyor. Biz onlara sahne vermek istiyoruz. Ama maalesef program o kadar yoğun bir program ki birçoğuna yer bulamıyoruz. O yüzden ben buna bir formül ararken aklıma acaba bizim Zorlu PSM ofislerini yıktırsak, bunları bir yere sıkıştırsak ve geriye çıkacak, açığa çıkacak metrekareden de 3 veya 4 tane belki 150'şer kişilik cep tiyatroları yapsak nasıl olur diye bir proje geldi aklıma. Bunu hemen icra kuruluna sundum. Onaylandı. Şu anda projesi çalışılıyor. Ümit ediyorum ki bir sonraki sezon bu cep tiyatroları da Zorlu PSM bünyesine katılacak. Bu konuda çok heyecanlıyız. Sihirli deneyim olsa da hemen değiştireyim desem dediğin ne var? Onlar üzerinde de çalışıyorum. Şöyle bir şey var mesela, benim yurt dışına gittiğimde İngiltere olsun, Amerika olsun, performans sanatları merkezine girdiğinizde oranın programının genel kimliğinin dışında bir de çok güzel cici mağazaları vardır. İşte merchandise shop dediğimiz. Oraya girdiğinizde hem o performans sanatları merkezinin alameti, farikası, logolarının yer aldığı işte kahve mugları, tişörtler, çantalar, defterler, şunlar bunlar olur. Bu mağazaları çok kıskanıyorum. İki, her ne kadar Zorlu Center'ın geneline yayılan birbirinden güzel restoranlar, lokantalar olsa da Zorlu PSM'nin kendi içerisinde de bir yaşama alanı, bir yeme içme alanı olmasını çok hayal ediyorum. İnsanların burada etkinlik olmadığı vakitte gelip bilgisayarlarını açıp internete girip dijital kütüphanemiz diyeyim, şimdi onu da ilk defa bahsediyor olayım. Bir dijital kütüphane üzerinde çalışıyoruz. Avrupa'nın en güzel projelerinden birisi olacak bu. Hem müzik okuyan öğrenciler, sanat okuyan öğrenciler faydalanabilecek, hem de sade kültür sanat takipçilere bu dijital kütüphaneden faydalanabilecek. Bu dijital kütüphaneye gelip kahvesini alıp laptopunu açıp burada gündüzle vakit geçirebildiği bir ortam yaratabildiğim noktada ben gerçekten mutlu olacağım. Çünkü programla alakalı pek eksiğimizin olduğunu hiç... Tamam, yok hiç eksikleri yok. Yani gerçekten çıkaramadım, böyle bir şey olamaz. O mutlu, bu mutlu, o mutlu, herkes mutlu. Tabii ki o mutlulukların kaynağında şöyle bir şey var. Yani kültür sanata ve kültür sanatın bize verdiği besleyiciliğe, yeniliciliğe ihtiyacımız var. O ihtiyacı karşılayabilmek aslında o mutluluğun kaynağı.
Murat Abbas biraz önce işte bu senenin programını açıkladı. Benzersiz Montreux Jazz Festivali'ni aratmayacak bir jazz festivalinden işte senin de inşallah konuk olacağın Mix Festivali ve daha nicelerine kadar çok büyük bir program var. Murat çok teşekkürler. Harika bir program. Süpersiniz. Zorlu PSM harika bir dördüncü sezonla geliyor. Kaçırma. Zorlu Performans Sanatları Merkezi basın toplantısı, lansman, yeni sezonun programı açıklandı. Açıklanabildiği kadarıyla elbette çok heyecan verici görüşmeler sürüyormuş. Bu da çok güzel çünkü birazcık da böyle özel görüşmelerden biliyorum bir sürü ilgi çekici isim var. En önemli konulardan biri bu genç isimlere, yeni isimlere sahne açılması. Biz de ekip olarak buraya geldik, Motto Müzik ekibi olarak buraya geldik. Size biraz lansman havasını yaşatmaya çalıştık. Basın toplantısı, tanıtım. Bu arada davetiyeleri kaptık. Davetiyeler için yazmayı unutmuyorsun. Neyi yazıyorsun? Geçen sezon Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde en sevdiğin, izlediğin ya da izlemediğin ama en sevdiğin konseri bizimle paylaşıyorsun. Biz de bu bilgiyi onlara vereceğiz. Ondan sonra iki kişiye, ikişer kişilik davetiye vereceğiz. Bir de tabii ki yani şunu hatırlatmak istemiyorum ama bazen de gerekiyor. Abone olmayı unutmayın. Abone sayısının ne kadar değerli olduğunu da unutmayın. O değeri beraber paylaşalım. Ondan sonra yorumlara ah işte neden az şöyle böyle demeyin. Önemli olan bunu çoğaltmanın bir yolunu bulmak hep beraber. Ne oldu bir böyle ders verir gibi konuşmaya başladım. Uzun olunca böyle oluyor. Benim kafa karışıyor. Lansman devam ediyor. Lansman sırasında lansmandan sonra da ikram var. Bir kahve daha içer Yekta. Görüşürüz. Dükkanı kapatıyorum.